Evet sevgili öğrencilerim, şimdi de tarama testini gömeceğiz. Doğrunun analitik incelenmesini kardeşler. Eğer bakın videolar hoşunuza gidiyorsa şu aboneye olun artık arkadaşlarım ya. Bir düğmeye basacaksın, parayla değil beleş abone olacaksınız ki biz de gaza gelek de go benim ya. Biraz şöyle şey yapın ki abone olun ki biz de hoşumuza gitsin, daha çok video çekelim. Bakın bunu ben ta 2 sene önce başladım bunun videolarını çekmeye. Aa, yeni yeni bitiriyoruz işte kardeşler, görüyorsunuz. Şimdi analitik düzlemde dik üçgeni orijin etrafında döndürülüyor. Tamam, 90 derece dönüyor. D1 ve D2 doğrularının, D1'in ve D2'nin eğimleri toplamı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Bakalım neler olacak kardeşlerim, görelim. Şimdi bu aynı doğruyu, aynı dik üçgeni buradan orijin etrafında 90 derece döndürdük. Yani şu kenar buraya geldi, 90 derece olarak döndü buraya geldi. Şu hipotenüsümüz buraya geldi. Şu dik kenarda döndü. Buraya geldi kardeşlerim. Onu da şöyle yuvarlakla gösterelim. Bakın bunlar madem ki birbirlerine eşit, o yüzden şuradaki açıların 45-45 olması gerekiyor diyeceksiniz hemen. 45-45. E tabii ki bunlar da birbirine eşitse şu açılar da 45-45 olacak dostlarım. Şimdi bu adamın eğim açısı şuradaki açı 135. Yani D1'in eğimi tanjant 135'tir dostlar. Tanjant 135'te eksi 1. Şimdi D2 doğrusunun eğimine bakalım. Eğim açısı şurası. Tanjant 45 yani. Tanjant 45'te 1. E bize de bu eğimler toplamını soruyor. Oldu sana 0. İkinci soru. Şekilde uç noktaları bunlar olan dikdörtgenler ile modellenen iki blok gösterilmiştir. Peki. Bu bloklar arasına şekildeki gibi yerleştirilen doğrusal bir merdivenin eğimi kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Eğimi nasıl buluyorduk? Bak iki noktasını vermiş dostlar. İki noktasından eğim bulmamızı istiyor. Y'ler farkı bölü X'ler farkıydı kardeşlerim. İşte bu. 5 bölü, şurası 3'müş pardon. 5 bölü eksi 5 yani eksi 1 çıkar sorumuzun cevabı. Göründüğü kadar zor değilmiş. Doğrusal olduğuna göre diyor. Yine çözdüğümüz bir soru. Ne demiştik? A ile B arasındaki eğimle B ile C arasındaki eğim aynı doğrunun üstünde oldukları için birbirine eşit olmak zorunda. Hemen A ile B arasındaki eğimi buluyorum. Eksi 2 eksi eksi 8'den artı 8 bölü 1 eksi 5 eşit olacakmış. B ile C arasındaki eğimi eksi 8 eksi y bölü 5 eksi 7. Düzenleyelim. 6 bölü eksi 4 eşittir. Eksi 8 eksi y bölü eksi 2'ye. Şu eksi, şu eksiyi artı yapsın. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 2 kaldı. Yine 2'ye bölelim. 3 kaldı. Eksi 8'i buraya alalım. 11 çıktı. Eksi y. Demek ki y eksi 11. 16 adet birim kare görülmektedir. AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare burada. Demek ki 10 tane de burada değil mi? 2, 4, 6, 8, 10. Güvenemedim, yine saydım. Bak burada bir 6, 8, 10 üçgeni çıktı. O halde şurası 8'dir dostlarım. Şimdi AB doğrusunun şuradaki açının tanjantını bir söyleyelim. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4'tür. Ama AB'nin eğim açısı şurası olduğu için bunun eksilisini alıyorduk değil mi dostlarım? O halde eksi 3 bölü 4'tür AB doğrusunun eğimi. Şimdi şıklara bakalım, birkaç şıkkı eleyebilir miyiz diye. Şimdi eksi 3 bölü 4 olmayanları eleyeceğiz. Mesela bakın bu 3 bölü 4'tür değil mi eğimi? Bunun eğimi 4 bölü 3'tür. Bunun eğimi 3x'i buraya alırsak ya da 4'e bölelim. Eksi 3 bölü 4'tür. Bak bu olur. Bunun eğimi eksi 3 bölü 4'tür. Bu da olur. Bunun eğimi de eksi 3 bölü 4. Bu da olur diyebiliriz. Şimdi de mesela bir noktasını söyleyelim. İşte bakın B noktası 8'e 0 değil mi dostum? Yok 8 olmuyor. 8 şurası. Bir birim de şuradan geliyor. 9'a 0'dır B noktasının koordinatları. 1'i unuttuk şuradaki 1'i. 8 de şurası 9 yaptı. 9'a 0. Hangisi 9'a 0'ı sağlıyor diye bakabilirsiniz. X yerine 9,
Y yerine 0 yazacaksın. Bak bu sağlamıyor. X yerine 9 yaz. 27 olur. 15 eksi 27 eksi 12 olur. Y yerine 0 yazarsan 0 eşittir eksi 12. Bu da sağlamadı. Edirne sağladı dostlarım. Cevap Edirne'ymiş. Beşinci soru. Bir birimlik uzunluğunun 2 kök 2 kölük 2 kök 2 kilometreye eşit olduğu analitik düzlem üzerinde modellenen bir mahallede birbirine dik iki yolun kenarları x eşittir eksi 1 ve bilmem ne doğrularıyla modelleniyor. Tamam. Buna göre bu iki doğrunun kesişim noktasının orijinde bulunan Aslı'nın evine uzaklığı nedir? Şimdi bunların kesim noktası zaten eksi 1'e eksi 7 noktası arkadaşlarım. Aslı'nın evi de orijindeymiş. Aslı'nın evine uzaklığı kaçtır diye soruyor. Buradan 49 1 55 kök 2 çıkıyor. Orijinde bulunan Aslı'nın evine uzaklığı nedir? Kesişim noktaları eksi 1'e eksi 7 oldu dostlarım. Y eşittir 7 doğrusu değil mi? Eksi 7 doğrusu doğru. Yani doğrular şöyle. Şimdi x eşittir eksi 1 demek şu. Tam x'in eksi 1 olduğu yerden. Y eşittir eksi 7 demek de şu. Tam eksi 7 olduğu yerden. Şimdi kesişim noktaları da burası oluyor. Eksi 1'e eksi 7. Aslı'nın evi de orijindeymiş. Buraya olan uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi okumadığımız bir şey var mı acaba bizim? Bir daha bakalım da şöyle. Ha, 2 kök 2 kilometreyi unuttuk. Bak bir birimin. Şimdi biz ne buluyoruz buradan uzaklığını? Şu iki nokta arası uzaklığı 49. Bir daha 5 kök 2 buluyoruz. 5 kök 2 birim. Her birim 2 kök 2 olduğu için 5 kök 2 çarpı 2 kök 2'den 10. 2 de buradan geliyor 20. Şimdi oldu. Doğrusunun y eksenini kestiği noktadan geçen. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyoruz? X'e 0 veriyoruz, değil mi? X eşit 0 için diyerek başlıyorum. 0 dediğimde y ne çıkıyor bu durumda dostlarım? 3. Yani y eksenini kestiği nokta 0'a 3. Ve eğimi eksi 1 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisinde? Tamam, bu doğrunun denklemini istiyor. Eğimi eksi 1 olacak bir kere. Eğimi eksi 1 olmayanları silebilirsiniz mesela buradan dostlarım. Bakın eğimi eksi 1 olmayanlar şunlar gidiyorlar. Bu eksi 1, bu da eksi 1. Şu noktadan da geçeceğine göre x yerine 0, y yerine 3 yazdığımda da sağlamak zorunda. Sağlayan bu olduğu için cevap Ceyhan dedim dostlarım. Korsan yöntem arkadaşlar. Denklem sorduğunda en güzeli. Şimdi 0'a 4. O zaman burası 4. Alanı 12 vermiş. 4 çarpı burası 4 çarpı x bölü 2 12'ymiş dostlarım. X 6 geldi. Şurası 6. AB noktalarından geçen doğrunun denklemi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yine bakın noktayı yerine yazabilirsiniz. X yerine 0, Y yerine 4 yazın. Hangisi sağlamıyorsa onların üstünü çizin. İki şık arasında kalınca bir de B noktası var değil mi? Burada 6'ya 0. Bir de onu yazın yerine. Zaten iki noktayı sağlayan direkt doğru cevaptır dostlarım. Ben bir de şu kuralı hatırlatayım size. Hani eksenleri kestiği noktaları bilince şöyle yazıyorduk. X bölü X'i kestiği nokta 6 artı Y bölü Y'yi kestiği nokta 4 eşittir 1. Şimdi payda eşitleyelim. 3 ile 2 ile çarpalım burayı da. 2X artı 3y bölü 12'yi de buraya attım. 2x artı 3y eksi 12'yi de buldum dostlarım. Cevap Denizli. Doğrularının eğimleri. Şimdi birinci doğrumuzun eğimini söylüyorum. Bak x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ama bunun ters işaretlisiydi. Şimdi bunun eğimi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı ama bunun ters işaretlisi. Eğimlerinin çarpımı eksi 2'ymiş. Şimdi üst tarafı çarparsan a yapıyor. Alt tarafı çarparsan eksi 2 yapıyor. Eşittir eksi 2. Demek ki a eşittir 4'müş dostlarım. Şimdi doğrusuna paralel. Şimdi bir doğruya paralelsek kesinlikle eğimlerimiz eşitti. Peki bunun eğimi ne çıkıyor? Bakın bunun eğimi eksi 1. O halde bizim doğrumuzun da eğimi eksi 1 olacak. Bir de bu noktadan geçiyormuş dostum. Hem eğimini hem de noktasını biliyoruz. Şimdi eğimi eksi 1 ise hangisinin eğimi eksi 1 değil diye bakalım. Bak bunun eğimi 1.
Bununki de 1, bununki 2, bununki 3 bölü 2, bununki de eksi 1 dostum. Zaten bir tek eğimi eksi 1 olan bu olduğu için noktaya gerek kalmadı. Direkt cevabı bulduk. Ha, iki şık arasında kalsaydık bir de noktayı yerine yazacaktık, değil mi? X yerine eksi 1, Y yerine 3 yazdığımda yine burayı sağlamak zorundaydı diyecektik. Evet, 10. soru. Doğruları dik. Dikse neydi kural? Eğimlerinin çarpımı eksi 1 olacaktı. Peki, üsttekinin eğimi. Kural neydi? Eğimi nasıl yazıyordum dostum? X'in katsayısını al. A artı 1 bölü Y'nin katsayısını al. 2A eksi 2 ve bu çıkanın ters işaretlisiydi dostum. Şimdi çarpı bunun eğimi. X'in katsayısını al. Eksi 1. Y'nin katsayısını al. 2 ters işaretlisi 1 bölü 2 eşitmiş eksi 1'e. Peki düzenleyelim. Şu eksi ile şu eksi birbirini artı yapsın. Bakın burası ne yaptı? A artı 1 ile 1'i çarptım. Şurayla da 2'yi çarpalım. Ne oluyor? 4A eksi 4 eşitmiş 1'e. O halde A artı 1 4A eksi 4'e eşit. 3A eşittir 5 olur. 5 bölü 3 eşittir A gelir. Doğruları çakışık olduğuna göre demiş. Doğrular çakışıksa dostlarım ne demiştik? X'lerin oranı. Önce şu 3'ü buraya atalım. Eksi 3 eşittir 0 olsun da. Şimdi X'lerin katsayılarının oranı yani 2 bölü A artı 2 eşit olacak Y'lerinkine. Eksi 1 bölü B eksi 2'ye. O da eşit olacak sabitlere. Eksi 3 bölü 6'ya. Hatta bunu 3'e bölelim. 3'e bölelim. 2 olsun. Eksi 1 bölü 2 oldu burası. Bak eksi 1'e 2'ymiş. Demek ki burası B eksi 2. 2 olacak. B'yi 4 bulduk. Yine eksi 1'e 2 olması için şunu yani eksi 1'e 2 olması için içler dışlar yapalım. 4 eşittir. Eksi A eksi 2 olur. Eksi 2'yi buraya aldım. A eşittir. Eksi 6 çıkar. A artı B. Eksi 6 ile 4'ün toplamı da eksi 2 yaptı dostlarım. Noktaları doğrunun üstünde ise denklemini sağlayacak demiştik. Hemen x yerine a yazalım. 2a. Y yerine 6 yazalım. Eşittir. Eksi 4. Buradan 2a eşittir 2. A eşittir 1. E bu noktada bunun üstünde ise sağlayacak. X yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 8. Eksi B eşittir eksi 4'ten. Eksi 4 eşittir B geliyor. A çarpı B de eksi 4 çıkıyor dostlarım. 13. Noktasının doğrusuna uzaklığı M'dir. Hangisinin orijine uzaklığı M birim kadardır? Önce bu noktanın bu doğruya uzaklığını bulalım. Formül şöyleydi. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı dostlarım. Noktayı doğrunun içinde yerine yazıyoruz. Getirip onu da mutlak değerin içine yazıyorduk. Şimdi x yerine eksi 1, y yerine 2 yazarsam eksi 2, eksi 1. Karekökün içine şuradaki x ile y'nin katsayıları olan 1 ile 1'in kareleri toplamı geliyordu. Burası 4 yapar, burası kök 2 yapar. Yani 2 kök 2 çıktı arkadaşlar. M buymuş. Şimdi bunların hangisinin orijine uzaklığı 2 kök 2 kadardır diye soruyor. Orijine uzaklık neydi? Kök içinde apsisin karesi, ordinatın karesi. Yani 4 bir daha bu kök 5. Bunu bulalım. 1, 3'ün karesi 9, kök 10. Bu da değil, bu değil. Ceyhan'a bakalım. Kök içinde 1'in karesi 1'in karesinden kök 2. E bu da değil. 3 4'ten bu 5 zaten. Bu da değil. 2'nin karesi 4. 2'nin karesi 4. Kök 8. Yani 2 kök 2. Cevap Denizli. Evet. D1 ve D2 doğruları veriliyor. A ve C noktasıdır diyor. Eksenleri kestiği noktalar. Bakın D1'in eksenleri kestiği noktaları söylemiş. Şimdi X'e 0 verirsem Y 6 çıkar. Yani şurası 6 noktasıymış. Y'ye 0 verirsem x 8 çıkar. Burası 8. Bak 8 burası, 6 burasıysa şurası 10 birim. Şimdi bize bu üçgenin alanını soruyor. Tabanı 10. Yüksekliği de şuradan inen diklik olacak, değil mi? H diyelim buna. H çarpı 10 bölü 2'yi bulacağız. Peki önce H'ı bulalım. H
H dediğimiz şey D1 ile D2 arasındaki uzaklık, değil mi? Şu ikisinin arasındaki uzaklığı buluyoruz. Bu da H'e eşit. H eşittir. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklık sabitler farkı, yani eksi 24 eksi eksi 12. Yani eksi 24 artı 12. Kökün içinde de 3'ün ve 4'ün karesi geliyordu. Yani 9 artı 16. Buradan da ne geliyor? 12 bölü 5 geliyor arkadaşlarım. Tabanımız 10, yüksekliğimiz 12 bölü 5 çarpıp 2'ye bölüyorum. Gitti gitti 2, ikiler de gitti. 12 kaldı geriye. Cevap Denizli'den çıktı. Evet, 14 tane soru varmış tarama testinde. Şimdi konu testi dostlarım. Yukarıdaki şekilde D doğrusunun grafiği verilmiş. A'yı vermiş, C'yi vermiş, dik demiş. D doğrusunun eğimi eksi 2 olduğuna göre alan ABC nedir diye soruyor. Demek ki şuradaki açının tanjantı 2, değil mi dostlarım? Şimdi şurası 1 zaten, şurası 2 zaten. O halde burası 4. 4 bölü 2 eğiminin tanjantı, değil mi? Eksi 2'nin tanjantı 2. Normalde eğimi şu açıdan buluyorduk. Buradan söyleseydik eğim eksi 2 diyecektik. Ama bu tarafı olduğu zaman ne oluyordu? Ters işaretlisi. 2 yani buradaki şu açının tanjantı 2. Burayı 2 bulduğuma göre karşı bölü komşunun 2 çıkması için buraya da 4 dedim. Üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 geldi. Noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğru. Şimdi şöyle bir şey dostlarım. Şöyle bir doğru ya da şöyle bir doğru ya da şöyle bir doğru. X'e paralel. Bu x'e paralel doğrular y eşittir bir şey doğrularıydı hatırlarsanız. Peki y'si kaç? 3. O halde y eşittir 3 doğrusu olacak. Ya da y eksi 3 eşittir 0 olacak diyebiliriz. Genişliği 250 santim olan bir ranzanın kapağı bir miktar açıldığında kapağın uç noktasının ranzaya uzaklığı 70 santim oluyor. Kapağın eğimi, bak şimdi genişliği 250 santim miymiş? 7-24-25 üçgeninden burası 7-24-25'in 10 katı. O zaman 240. Bize de bu açının tanjantı soruluyor. 7 bölü 24'tür sorumuzun cevabı. Evet, 4 numara. Birbirine paralel olan doğrular varsa neydi kural? X'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayıları oranına eşit. Yani eksi 1 bölü 2'ye eşit. Buradan a eşittir eksi 4. Birim karelerden oluşan eksenleri çizilmemiş a ve b noktaları veriliyor. A ve b noktalarına eşit uzaklıkta bulunan bir d doğrusu orijinden geçmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi d doğrusunun üzerinde bulunur diye soruyor bize dostlarım. Bakın d doğrusu şuradan geçer, değil mi dostlarım? İkisine de eşit uzaklıkta bulunacak ya. Şöyle bir doğru olabilir mesela. İkisine de eşit uzaklıkta olur bu durumda. Şöyle göz kararı çizdim ama birim kareler işimi kolaylaştırdı. Bak burası, şurası tam ortada oldu, değil mi dostlarım? A ile B'nin tam ortası. Şöyle bir doğru. Şimdi bu doğru orijinden de geçiyormuş arkadaşlarım. Hangisi D doğrusunun üstünde bulunur diye soruyor bize. Oluşan birim kareler eşit uzaklıktaymış bunlar. Hatta şuralar dik dik oldu dostlarım. Şöyle dik oldu. Bizim orijinimizi bulmamız lazım, değil mi? Şimdi orijinden de geçiyormuş. O halde orijin bunun üstünde bir yerde. Şimdi hem orijinden geçiyor hem de eğimini şuradan söyleyebiliriz. Bakın eğim açısı ne çıktı? Şöyle bir şey yaptığımda şurası eğim açısı 45. Eğimi 1 çıktı dostlarım bizim doğrumuzun. Orijinden de geçiyor. Şimdi orijinden geçen doğrunun denklemi y eşittir mx'tir. Yani y eşittir x doğrusu oldu. M'i de 1 bulduğumuz için. Bizim doğrumuz y eşittir x. Yani apsisi ordinatına eşit olan noktalardan oluşuyor. Demek ki Denizli apsisi ordinatına eşit. Şimdi ne diyor bize? 0'a 6 doğrusunun eğimi. ABCD karesinin alanı 4'müş. O halde bir kenarı 2 çıkacak. Şuralara 2 yazalım. Şuraya 4 kaldı. Şurası da 2. Şimdi eğimlerinin oranı nedir diye soruyor. Bakın D1'in eğimini bulalım. Şuradaki açının tanjantı, değil mi? Şunun tamamı. Şuradan aşağı bir diklik indiriyorum. Şurası 2, 4, 2. 6'ya
2'dir bu eğimi, bu açının şu aradaki aç şu oradaki şuradaki açının tanjantı 6 bölü 2'den 3. Bu M1. Şimdi M2'yi bulalım. O da şu açının tanjantı. Karşısı 4, komşusu 2. 4 bölü 2'den 2. M1 bölü M2, 3 bölü 2 yaptı dostlarım. Bir grafiker dikdörtgen çizgileri içerisinde çizerken şu doğrularını kullanıyor. Resmin kapladığı alan 24 birim kare olduğuna göre çerçevenin diğer kenarları doğrularının hangisi üzerindedir diye bir soru sormuş bize. 24 birim olacak. Şimdi demek ki hani şöyle bir doğru y eşittir bir şey doğrusu var burada. Şurada da x eşittir bir şey doğrusu var arkadaşlarım. Şimdi x eşittir eksi 1 olsa şurası, bu aradaki mesafe 6 birim olur. Y eşittir 1 olsa bu aradaki mesafe 4 birim olur ikisinin arasındaki ve dikdörtgenin alanı 6 çarpı 4'ten 24 olur. Yani 1 doğrudur. 1 olabilir. Peki 2'ye bakalım şimdi. X eşittir eksi 3. Şurası eksi 3 ise bu aradaki mesafe 8 oldu. Y eşittir 0 ise burası, aradaki mesafe ne oldu dostum? 3. 8 çarpı 3'ten 24 çıktı. O halde 2 de doğrudur. 1 ve 2 olacak. Demek ki cevap Ceyhan. Bu ne diyor? Şekilde O noktasındaki radarın çembersel sinyal izleri görülmektedir. Radarın menzili O merkezli AB çaplı çember kadardır. Bir numaralı uçağın doğrusal rotası. Şimdi bunu teneffüsten sonra bakalım arkadaşlar. Zil çaldı. Evet gençler, şu sorudaydık. Şekildeki O noktasındaki radarın çembersel sinyal izleri görülmektedir. Radarın çember kadardır. Bir numaralı uçağın doğrusal rotası. Şuymuş. Orijin de burasıymış bu arada. Ha. O noktası orijin mi acaba? Yok. Tamam. C'yi vermiş. 2'ye 8 olduğuna göre 2 numaralı uçağın rotası nedir diye soruyor. Şimdi C noktası bu 2 numaralı uçağın üstündeki bir nokta. Yani noktasını biliyorum. 2'ye 8. Şimdi bir de ya bir nokta daha ya da bir de eğim bileceğim. Burada çemberin faydası şu. Hatırlarsanız çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Burası çap olduğu için çapı da gördüğünden dolayı bu çevre açı 90'ı yapıştırdım. Yani bu şu demek. D1 ile D2 doğrusunun dik kesiştiği anlamına geliyor. Dolayısıyla eğimlerinin çarpımının eksi 1 olması lazım. Şimdi D1'in eğimini biliyoruz, değil mi? Şurada denklemini bildiğim için eğimi 1 geliyor D1'in. 1 ile neyi çarparsam sonuç eksi 1 çıkar diye düşünüyorum. Eksi 1. Yani D2'nin de eğimini bulduk arkadaşlarım. Eksi 1'miş. Şimdi eğimi de belli, noktası da belli. İster korsan yöntemi kullanın. Hangisinin eğimi eksi 1 diye bakın dostlarım. Bak bunun eğimi 1. Bunun eğimi 2. Şunun eğimi 1. Şu ikisinin eğimi eksi 1. Evet, eğimi eksi 1 olan şu ikisi kaldı. Şimdi bir de neye bakalım dostlarım? Hangisi bu noktayı sağlıyor diye bakacaksınız, değil mi? Şurada bulduğumuz C noktasını A mı sağlıyor, C mi sağlıyor? Yani 2'ye 8 noktasını bulmuştuk C için. X yerine 2, Y yerine 8 yazalım. X yerine 2, Y yerine... Deminden beri durduruyorum bu arada videoyu arkadaşlar. Kapı çalıp çalıp duruyor. 10, 13 oluyor burası, değil mi dostum? 13 eşittir 0 olmadı. Şunu deneyelim. X yerine 2, Y yerine 8 yazarsanız burası 10, 10 eksi 10'dan 0. Bu sağladı. Cevap Ceyhan. Hadi bakalım şimdi. 9 numaradayız. D1 ve D2 doğruları ile x ekseni kestikleri noktalar gösterilmiştir. Tamam. X ekseni dik olan D1 doğrusunun D2 doğrusunu kestiği nokta E noktasının ordinatı kaçtır diye soruyor. Şimdi E'nin ordinatı dediğimiz şey şurayı soruyor bize dostlarım. Y burası. Sorulan yer burada. Şurası 3. Şurası 3. Bakın burası da 2. Gördünüz mü acaba şu şunun orta tabanı oldu dostlarım, değil mi? Çünkü burayı 2'ye böldü. Bak 3, 3 diye 2'ye böldü. Mecbur bu tarafı da 2'ye böler ve yarısı olacaktı buradaki orta tabanı olduğu şeyin. Demek ki Y 4. Bu ne diyormuş? Y eşittir 2x doğrusu var. Şimdi şurası 4 birim.
Tamamı 6 olduğu için buraya 2 kaldı. Şuradan aşağı inen diklik 4 ki bu benim şu noktamın ordinatıdır, değil mi? Şu doğrudaki şu noktanın ordinatı 4'müş. Yani y'si 4. O zaman x'inin ne olması lazım dostlarım? 2 olması lazım ki apsisinin, yani şuranın 2 gelmesi lazım ki bunun üstünde olsun. Bize de bu üçgenin alanı soruluyor. Tabanı 6, yüksekliği 2, bölü 2'den 6'yı paketledik. 11'e bakalım. Analitik düzlemde şekil 1'de birim karelerle oluşturulan dikdörtgenin ağırlık merkezi K noktasıdır. İşte şuranın tam ortası K noktasıymış. Dikdörtgeninin ağırlık merkezi de L. Bakın bunun da tam ortası şurası L. KL doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi şuradan K'nın doğrusu koordinatlarını bulalım arkadaşlarım. Bakın bu birim kare olduğu için şuralar 1, 1, 1 olacak. Şurası da 1. İşte bu tam ağırlık merkezinde olduğundan dolayı dostlar şurayı 1 bölü 2, 1 bölü 2 diye bölecek ve ikinci bölgede olduğu için K'nın koordinatları apsisi eksi 1 bölü 2. Ordinatıysa dostum şuradaki yükseklik şurası olacak. O da 1 artı 1 bölü 2. Yani 2, 3 bölü 2 olacak. Peki şimdi L'nin koordinatlarını bulalım hemen. L'nin de apsisi şurası. Yani 1 artı 1 bölü 2. 3 bölü 2 oldu. Ordinatı da şuradan aşağı inen diklik yani 1 oldu. İşte K ve L noktalarından geçen bir doğrumuz var bizim dostlarım. Hatta bunu şöyle de yapabilirdik. Aslında K'da şuradan çizdiğimiz zaman belki buradan da gelebilirdi. K şurası oluyor. KL doğrusunun şöyle grafiğini çizdiğimde yok ya buradan bulmak daha kolay. Şimdi denklemini bulacağım. Bunun için iki noktadan önce eğim bulalım dostlarım. Eğim neydi? Y'ler farkı. Yani 3 bölü 2'den 1'i çıkartacaksınız ilk önce. Ne geliyor? 1 bölü 2. Bölü x'ler farkı. Yani eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkartacağım. Eksi 4 bölü 2. Yani eksi 2 olacak dostlarım. Bunu da ters çevirip çarptığımda şöyle eksi 1 bölü 4 olduğunu gördüm eğiminin. Eğimi eksi 1 bölü 4 ise hemen denklemini yazalım dostlarım bunun. Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 x artı n. N'i bulmak için noktalardan birini yerine yazıyorduk. Hangisini yazalım? Aha şunu yazalım. L'yi yazalım. Y yerine 1 yazıyorum. X yerine 3 bölü 2 yazarsam şurada 3 bölü 8 olur değil mi? Eksi 3 bölü 8 artı n. Bunu bu tarafa atarsak 1 artı 3 bölü 8'den 11 bölü 8 geldi n. Şimdi denklemimiz şu oldu o halde. Y eşittir. Eksi x bölü 4 artı 11 bölü 8. Y eksenini kestiği noktayı soruyor. X'e 0 vereceğiz. X'e 0 verirsem şurası 0. Y eşittir. 11 bölü 8 çıkar cevabımız. Evet bitti mi? Bitti kardeşlerim. Tamamdır. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.